Pusula TV izleyicileri, bu bina Zonguldak için, Zonguldaklılar için yapılmak istenen kapalı spor salonu. 95 yılında ihaleye çıkarıldı ve müteahhit firma buraya yaklaşık 10 yıl önce çalışmalara başladı. Çalışmalar başladığı sırada birçok olay yaşandı. En basit örneği, arkada bulunan binalarla ilgili yıkılma tehlikesi vardı ve yıkılma tehlikesinin ardından vatandaşlar evlerinden çıkarılmışlardı. O sorun ortadan kalktıktan sonra bina inşaatına tekrardan devam edildi. Ama tamamlamadan müteahhit firma tarafından terk edildi. Arkada inanılmaz bir görüntü var. Kapılar kilitlenmiş durumda. Kilitlenmesi, içeriye girilmemesi için kilitlenmiş ama kapıların hemen önlerine dilencilerin, içkicilerin mekanı olmuş. Bir de burada terk edilen köpekler var. Bir de burada bekçilik yapan sadece köpekler, başka da kimse yok. Hemen yanında da burası harfiyat alanı olmuş. Yine inşaatlardan artan harfiyatlar buraya dökülmüş. Uğrayansa yok. Burası İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü için yapılmış binanın yan tarafı. Kapılar zincirlerle bağlanmış ve kilitlenmiş. Hemen arkasına kalaslarla kaplanmış. İçeriye girilmemesi için önlem alınmış. Ama hemen yan tarafta battaniyeler var ve eski çuvalların içerisinde bulunan eski eşyalar var. İçkicilerin de mekanı olmuş durumda. Burası da bina yapımı için kurulan şantiye kısmı ama sökülmüş, hepsi ve terk edilmiş durumda. Gördüğünüz gibi hemen orada tuvaletleri var ve burada da ayrı ayrı konteynerlarda bulunan müdürlükleri vardı. Kendi işlettikleri bölümler vardı ama onlar da burayı terk edip gitmişler. Siz uzun zamandır burada esnaflık yapıyorsunuz ve bu bina ile ilgili gelişmeleri biliyorsunuz. Öncelikle bize neler oldu onu bir anlatır mısınız? Bildiğimiz 95'te ihalesi yapıldı. Uzun vadeli ödenek yokluğundan inşaata başlanamadı. İşte bir 10 sene kadar öncesi inşaat başladı. İnşaatta işte böyle sağa sola dağıtarak, bırakarak, ara vererek 6 ay 3 ay derken buralara kadar geldi. Yani bir çalışıp da yani sürekli çalışmadı. 3 ay 6 ay çalışıldı. Kışın yatıldı. Yazın 3 ay çalışıldı. Kışın yatıldı. Böyle uzadı gitti. Şimdi ikinci müteahhit de geldi bu sefer. İkinci müteahhit de bir hafta dayandı gitti burada. Ne oldu da belli değil. Sebeplerini bilmiyoruz. Eski müteahhit de işlerini bitirmeden çıkmış. O da geldi geçenlerde bir 10-15 gün çalıştı burada. O da kayboldu gitti. Şimdi gelen müteahhitler buraya yani altyapı olarak mı kullanıyor anlamadım gitti. Buradan yani burada iş yapanlar 3 gün sonra bakıyorsun başka yerden iş almışlar, belediyeden ya da bir başka inşaatlardan kepçeleri, araçları oraya gönderiyorlar. Oralarda çalışıyorlar. Yani burası yürümüyor. Yani para gelmiyor diyor suçlanıyor. Duvarlar patlamış durumda burada. Kapılar kilitlenmiş. Patladı. Yani patladı. Dibi de su dolu. Yani çatılardan giden su dibine gidiyor. Havuz gibi. Eski çalışırken görevliler varken her gün suya atılıyordu dışarı. Şimdi aşağı yukarı aylardan beri kimse yok. Geçenlerde geldiler bir attılar gittiler. Başka da yok. Dibi su. Yani şu anda bana kalsa dipte mantar yetişir. Bu kapalı spor salonu senelerdir aynı şekilde bitecek diye bitmedi. Yapıldı çürüyor zaten. Bakın oraya gösterin. Köşesinden başladı çürüme. İçinde köpek yuvası oldu. İçkiciler her gün burada içiyorlar. Geliyorlar, şey yapıyorlar. Bütün milletin huzuru kaçtı. Her gün çamur, insanlar nalet olsun dediler. Halen düzenlemesini yapacaklar yani. Geçen Temmuz ayında bitmesi lazım burasının. Şu andaki gelen arkadaş da yaptı. Arkadaşın dediği gibi toz toprak içinde kalıyoruz burada ya. Hani mahalle sisiyle olarak hep rahatsız yani millet. Yani ben 63 yaşta geldim. Daha hala 20 seneden beri dediği gibi arkadaşın olacak. Ama ne bileyim hani hem çevre bakımından, futbolcu bakımından, çocuklarımızın sağlığı bakımından. Mesela sabah kalkar gündüz spor hareketi yapacak adam. Böyle bir şey. Adam ne yapıyor? Kahvelerde kalıyor. Çocuklar haklı değil mi?